23. Benim yatak burası arkadaşlar. Aynı zamanda kuaför alanı var. Hamam, sauna. İçeride abilerimiz çıplak. Herkes çıplak. Jacuzzi'nin içinde. Ben öyle şeylere karşıyım. Kesinlikle girmem yani. Ay vay 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 vay. Herkese selamlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şu an evlerinize Japonya'nın başkenti Tokyo'dan misafir oluyorum. 4 gündür buradaydım. Bugün itibariyle Tokyo maceramız bitiyor. Sıradaki durağımız olan Osaka'ya gidiyoruz ve şu an ana istasyona geldim. Shinkansen'le gideceğiz, hızlı trenle. Ben de ilk defa deneyimleyeceğim. Hep birlikte göreceğiz bakalım ne kadar hızlı. Video geçmeden önce bu kardeşiniz için yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup o kadar çok içerik üretiriz. Hayat Yolları prodüksiyon farkıyla yeni bölüm Osaka gezisi başlıyor. Burası şimdi ana istasyon diye geçiyor arkadaşlar. Önce bir tren biletine ihtiyacımız olacak Shinkansen için. Nereden alınıyor? Bir bakalım etrafa. Ticket ofis varsa aynen ha. Shinkansen ileride mavi renk. Metro istasyonları burada aşırı kalabalık. Aynı istasyonun içerisinde yaklaşık 7-8 tane farklı hat çalışıyor. O yüzden Google haritalarda gideceğiniz yeri seçip platform numaralarından takip edip iyi binmeniz lazım. Yoksa çok fazla yanlış metroya binersiniz. Ben geldiğimde bir kere karıştırdım. Ama öğrendik artık. Öğrenince de işte ülkeden ayrılmış oluyoruz. Süremiz doluyor genelde. Bir hafta ayırdım Japonya için. Çünkü havalar serin. Ben çok soğuk havaları sevmiyorum biliyorsunuz. Shinkansen de burada. Shinkansen bileti alalım abi. Köyümüze gidelim yar. Çeşenlere dizelim yar olmazsa. Evet. Burası. Ticket office. Shinkansen. Yaklaşık 100 dolarmış bilet fiyatı, 2 saat sürüyor. Uçakla da 100 dolar gününüz giderseniz. Sadece sabah 7 uçakları 50 dolar. Fakat 7'de gitmeniz için de bir önceki akşam gitmeniz lazım. Çünkü metrolar 5'te başlıyor. Buradan havalimanı 1,5-2 saat sürdüğü için yetişemezsiniz. Ondan dolayı mecbur kalıyorsunuz burada bunu yapmaya arkadaşlar. Hiç sevmediğim bir şey. Haftalık pestel var 7 günlük 350 dolar. Bir de 2 haftalık var. O da yanılmıyorsam ya 500 dolar ya 600 dolar. Bütün şehirleri gezmek istiyorsanız haftalık pes alabilirsiniz. Biletimizi aldık arkadaşlar. Böyle iki parça, iki nüsha verdiler. Fiyat ise 14.695 dolar yapıyor. Yani seçilmiş koltuk aldım. Bir de non reserve diye bir özellik var. Koltuk seçmiyorsunuz, rastgele oturuyorsunuz. O da 5 dolar ucuz. Dedim şimdi video çekeceğiz, trenin içinde göstereyim size. O yüzden seçilmiş koltuk aldım. Paraya kıydı yani bu bünye. 95 dolar tren yolculuğu. Hayatım boyunca unutamam büyük ihtimal. Nereden biniyoruz? Şuraya mı biniyoruz? 12.28'de kalkıyormuş bizimki. Şu an saat 12.04. 20 dakika falan var. Excuse me, what time is it? Together. Evet, verdik. İki bileti birden sokmanız gerekiyormuş. İlginç. Bineceğiz şimdi. Nerede bizimki? 23-24. Burası galiba. Şimdi arkadaşlar, ekranlardan bakıyorsunuz. Benimkinin o zaman 359'muş. O da 24 numaralı perona gelecekmiş. 24 numaraya geçiş sağlıyoruz. İnternetten de alabilirsiniz bu biletleri. Ama internetten almak biraz uğraştırıcı Japan Railways'in sitesinden. Zaten aynı fiyat, değişen bir şey olmuyor. Direkt gelip buradan alıp gidebilirsiniz. Sadece özel günlerde, bayramlarda, seyranlarda trenler bitebiliyormuş aynı güne. Yani şu an ben geldim direkt aldım ama bulamayabiliyormuşsunuz. Aklınıza bulunsun. Hafta sonuna falan denk gelirsiniz veya bayrama gelirsin geri dönersin. Ya da başka şehire gidersin. Evet, 24 numara burası üstadım. Herkes efendi gibi sırasına girmiş, bekliyor. Çok saygılı insanlar, kurallıcı insanlar. Yani önlerine geçsen de sesini çıkarmıyorlar bu arada. Aklınıza bulunsun. Shinkansen. Ve bizi Osaka'ya götürecek bebek semte giriş yapıyor. Trenimiz geldi. Şimdi bizim vagon burası. 15. Evet, benim koltuğum burası arkadaşlar.
Trenin içine bakar mısınız? Çok iyi değil mi? Sol tarafta böyle üçlü koltuklar var. Sağda ise ikili koltuklar. Ben özellikle cam kenarı istedim. Ablamız bize güzel bir cam kenarı koltuk vermiş. Bakalım yolculuğumuz 2,5-3 saat sürmesi planlanıyor. Ve hareket vakti. Direkt 1 dakikada kalktı, gidiyoruz. Süper. Yolculuk başlasın. Baba tren kalktı. Vallahi memleket yanıyor ha. Son sürat gidiyoruz. 350-400 km hızla. Uçak gibi mübarek. Şaka şaka. Öyle abartıldığı gibi bir sürat yok. Hepimizi kandırmışlar. Normal bandında gidiyor yani. Uçakla giderdim de uçakla 1 saat sürüyor Osaka. Havalimanı uzak olduğu için mecbur bunu seçtim. Yoksa uçak daha mantıklı. Bakın şu an çok hızlanmaya başladı. 400 km falan hızla gidiyoruz aşırı. Bakar mısınız? Kesinlikle videoyu hızlandırmıyorum arkadaşlar. Trenin kendi hızı. Bahçeler, yeşillikler. Ağaç çok ama en azından böyle yeşil bir bitki örtüsü var. O da güzel, olsun. 2,5 saatlik yolculuğumuzun sonuna geliyoruz sevgili seyirciler. Trenin içerisinde gösterecek bir şey olmadığı için çok detaylı gezdirmedim açıkçası. Sadece koltuk ve vagonlardan ibaret. Bir de küçük büfesi varmış. Orada işte çay, kahve, simit, poğaça falan satıyorlar. Geldik şimdi Shin Osaka'ya. Park ediyor treni kaptan. İyi, güzel ya. Keyifli, midemiz bulanmadı en azından. Rahat geldik. Vagonlar da güzel, tertemiz, klimalı. Pırıl pırıl yolculuk yapabiliyorsunuz. Bagajlarınızı böyle üst kata koyabiliyorsunuz. Yine böyle aralıklar var. Oversize büyük bagajlar için. Veya koltuğunuzun önüne alabilirsiniz. Şurada da küçük bir priz var. Başka ekstrem bir özellik maalesef yok. Burası da orta vagonların bağlantı noktası. Tuvaletlerin olduğu bölüm. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, Osaka, Osaka, Osaka kalmasın. Kalmasın Osaka. Otelin konumuna girdim yine Google haritalara. Yaklaşık 25 dakikada bizi şu Mitsuji Line metrosu götürecekmiş. Gidelim bakalım. Ücret de 260 yen. O da 2 dolar yapar neredeyse. 1 dolar 80 sent. Nasıl çıkılıyor şuradan? Gençler. Meşiva. Çalışmıyor mu? Şuradan çıkıyoruz. Biletleri de vereydin iyiydi ya, hatıra kalırdı. Abi bu ne kalabalık ya, ekmek dağıtıyorlar sanki ha. Bizim dolmuş nerede? Hah, Mitsuji Line. Şuradaymış hemen. Dolmuşu atlayalım, hemen çarşıya bir geçelim. Şöyle semte inelim, esnafla bir kucaklaşalım, karnımızı doyuralım arkadaşlar. Evet babalar, an itibariyle Haytay Yollarda Agency ailesi olarak Osaka sokaklarında, tren istasyonunda online'ız. Keyfimiz yerinde, enerjimiz bomba gibi. Bugün memleketin içinden geçmeye geldik. Şuradan çıkış, aşağı ineceğiz. Teyzem! Tren bileti alacağız merkeze gitmek için. Benim hostel Namba'da. Oo, 290 liraymış. İyi para. Harbiden iyi para. Bayılalım abi. Şurada bozuk para yeri var. Buraya atıyorsunuz paraları tek tek. 100, 200. Ben İngiliz. Evet, Japonca'da çözdük ha. Japonca aldık bileti. Neresi bizim? Hah, burası Mitsuji. Biletimizi verelim abicim. Sayın abicim. Mitsuji Line, platform 1. Evet, burası bizim üstadım. Platform 1. Sizden bir sıkıntı var, bende mi? Onu tam çözemedim. İkiniz de ters taraftan geliyorsunuz ama tren burada galiba. Platform 1 ne taraf? Şu mu? Ah, sol taraf. Platform 1. Ya bu metro işi çok karışık burada. O yüzden iyi takip etmeniz lazım. Ya, yoksa çok fazla yanlış metrolara binersiniz. Ah, geldi bizim Chevrolet. Buradan binerim üstadım. 10 dakika falan sürüyormuş Namba. Hosteli ayırdığım yer hemen şehir merkezi. Harika bir hostel. Saunası, hamamı, içinde gece kulübü, pavyonu, diskoteyi, her şey var. Seversiniz. Evet, trenimiz bu. Trende sessiz olmak gerekiyor. Burada çok önemli çünkü öyle şeyler.
Şöyle şurada bekleyelim biz de. Efendi gibi. Trenlerde sessiz olmanız gerekiyor. Telefonla konuşmak yasak. Ayak ayak üstü atmak yasak. Bunlar burada çok büyük saygısızlık olarak algılanıyor, haberiniz olsun. Trenin içi de güzel bu arada. Tertemiz, pırıl pırıl. Geçin bakalım gençler, gençler. 22 numaralı çıkış. Neresi? Şuradan hemen bir uzayalım abi. Yorulduk artık. Yeter. Bura neymiş? Biz şuradan yukarı çıkacağız aynen. 11.32 exit. 22 numaralı çıkıştan çıkmamız gerekiyor. Google abimiz öyle dedi. Bileti kaybetmeyin. Bileti kaybederseniz eğer şu miniye çıkarken tekrar para ödemek zorunda kalırsınız. 292 dolara geldik 10 dakikalık yolu. 55 TL yapıyor. Marmara ne kadar oldu ya Türkiye'de? En son 15 liraydı. 30-40 falan oldu mu acaba? Şu an 2 dolara gidiyoruz mesela şehir merkezine 10 dakikalık yolu. Türkiye'de de 2 dolara denk geliyor mu onu çok merak ediyorum. Evet 22 numara burada. Biletimizi verelim hemen. Nerede makineler? Eski sistem. Oo, kız çok tatlıymış. Şurası çıkış. Biz akbil almadık, her yerde böyle bayılıyoruz. Evet. 22 burası. Devam ediyoruz. Burası Namba şehir merkezi. Osaka'nın kalbi diyebiliriz arkadaşlar. Gelirseniz siz de mutlaka Namba'yı seçin. Ve aynı zamanda metro istasyonlarında ve şehrin her yerinde böyle kilitli dolaplar var. Locker'lar yani. Gelip buraya 24 saatliğine çantanızı bırakabiliyorsunuz. Mesela bunun ücreti 500, 3 dolar. Bunun ücreti 700, bunun ücreti ise 1000. Tamamen boyutuna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Kredi kartıyla veya buradaki Akbil kart, işte Osaka kart, Tokyo kart gibi Akbil ile ödeyebiliyorsunuz. Metroların altları da böyle yeraltı çarşısı tarzında tasarlanmış. Bu da yine güzel, bizim Aksaray yeraltı çarşısını anımsatıyor bir tık bana. Öyle yani, her yeri bir yere benzetiyoruz. Nerede 22 numara hocam? 22 numara, 22 numarayı bulamadık. Devam ediyoruz. Güzelmiş bu arada yeraltı çarşısı. Bakar mısınız? Rengarenk, ışıl ışıl. Parılıyor. Çok güzel esnaflar var, lokantalar, sulu yemekçiler, kebapçılar, tabilotçular. Herkes burada. Semtte yerini almış. Japon Ahmet'in yeri şurası. Japon keki satıyor. O Japon kekini çok merak ediyorum. Deneyeceğim Japon cheesecake'i. Bir matcha'lı yapıyorlar, bir de vanilyalı. Vanilyalı yiyebiliriz. Matcha'yı hiç sevmem. Bu da bizim profiterol hamuruna benziyor. İçerisine böyle krema falan koyuyorlar. Tanesi 220'ymiş kremalı. Burada yine aynı şekilde 199. Şey gibi ya, neydi o? Cannoli miydi Fransız tatlısı? Onun gibi düşünebilirsiniz. Benim çok hoşuma gitmiyor çikolata falan olmadığı için içinde. Biraz lezzetli olması lazım abi. Yiyince böyle ağza gelecek. 22 numara nerede? 22'yi bulamadık yine. Yanlış yere çıkıyoruz ha. Neyse şuradan çıkalım bari. Caddeye çıkarsın bizi de oradan yürüye yürüye buluruz artık. B7 çıkışıymış burası arkadaşlar. Summer times yaz geliyor, geliyor. Evet, babalar. Osaka'ya giriş yapıyoruz arkadaşlar. An itibariyle semtte online'ız. Doğru yerden çıkmışız aslında. Şimdi yürüyerek son 5-6 dakikamız kaldı. Bu caddenin sonu hemen Shinshibai Meydanı diye geçiyor. Namba Meydanı aynı zamanda. Bakalım, umarım güzel bir yere tutmuşuzdur ya. Hostel çünkü kalacağım yer. Özellikle bu hosteli seçtim. İçerisinde sauna falan var, jacuzzi var. Japonların bu olayı çok meşhur. Saunaları ve jacuzzileri. Biraz dinleneceğim böyle kemiklerim çünkü çok sızlıyor soğuktan dolayı. Yumuşamaya ihtiyacım var. Bisiklet kullanımı çok fazla ülkede. Deli gibi bisiklet kullanıyorlar. Al Pacino Kemal'in oğlu geliyor. Vay, atın intikamı. Bisikletle her yere gidiyorlar bu arkadaşlar. Abi, nasılsın ya? Evet, rengarenk sokaklar. Kablolara bakın. Bir tek yakıştıramadığım Japonya'ya bu var abi, şu kablo olayı. Şehrin ortasından hala Tayland, Kamboçya gibi deli gibi kablo hatları geçiyor. Bunlar da yine oteller.
küçük küçük odalı Japon otelleri. Four Z otelmiş ismi. En kötü $100 vardır geceliği. Osaka biraz ucuz Tokyo'ya göre. Burada konaklama fiyatları hosteller $10 başlıyor. Oteller ise $50-60 başlıyor. Ama Tokyo'da öyle değil. Ateş pahası. Özellikle Shibuya ve Shinjuku'da kalmak isterseniz otel odasında $120-130 gözden çıkarmanız lazım. O da en adisi yani fuhuş oteli. Affedersiniz ama yani gerçekler. İyi oteller $200-250 merkezde. Hosteller ise $40-50 başlıyor Tokyo'da. Dayım. Evet. Geldik merkeze. Bura neymiş? Steakhouse mu? Oo, çok güzel etler var. Karnım da aç ha. Hemen şu çantaları bir sirkelenelim otele. Ondan sonra güzel bir yemek ziyafeti yapalım abi. Keyfimiz yerine gelsin. Evet, geldik Namba'ya. Burası da dua ibadet alanı. Tapınak. Her yerde böyle seyyar mobil tapınaklar görebiliyorsunuz. İbadet çünkü bu insanlar için çok önemli. Nehir turları var şöyle küçük botlarla 10 kişilik, 20 kişilik. Bir bakacağız ona da ilerleyen dakikalarda. Makul bir fiyatı varsa bir tur atarız. Bakın o sağ taraf bayağı kalabalık köprünün üstü. Orada bir parti marti var galiba. Binalara bakın binalara. Küçücük ha. Şu an bana biraz şey anımsattı burası. Hollanda Amsterdam'ı. Vallahi sanki Amsterdam'dayız arkadaşlar. Bakın ne var burada. Vietnam food. Bir önceki ülkemiz. Vietnam mutfağı yapmışlar. Hiç de sevmem abi Vietnam yemeklerini. Burada ne var? Nerede bizim hostel? Otakhane. Burada bir yer olması lazım. Konum çünkü burayı gösteriyor arkadaşlar. Bu plazayı. Şurası mı acaba? Burası olabilir mi? Ne diyorsunuz? Burası değil. Şura galiba. Şu bina. Aynen Grand Sauna Shinshabai. Burası. Ses 1-2. Ses 1-2 deneme. Geldik otele. Lan 5 yıldız otel gibi ha yemin ederim. Hamam, sauna falan her şey var ve 24 saat açıkmış arkadaşlar. İkinci kata çıkıyoruz abiler. Burası. Şöyle bir bileklik verdiler. Bunu takıyorsunuz kolunuza. Yatak numaramız 2023. Kapsül otel. Japon kapsülü. Size bugün Japon kapsül otelleri anlatacağım. Memleket var ya mükemmel. Şimdi benim odanın olduğu kata çıktık. Biraz sessiz olayım. Burası kitap okuma bölümü. Aynı zamanda DVD'lerin olduğu bölüm ve televizyon izleme alanı. İki tane genç yakışıklı abimiz oturmuş burada. Keyif yapıyorlar. Bunlar kilit dolaplar. Locker'lar. Evet kilit dolaplar bu alanda. Benimki 2023. Neresiymiş? 2023. Burada değil galiba. 47, 37. Şurada mı acaba? 2017, 2036 diyor. Evet. Benim dolap burası. Eşyamızı bırakalım buraya. Bu ne? Ha kıyafet falan da var burada. Giymek isterseniz giyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerek yok böyle şeyleri giymeye. Temiz midir değil midir çünkü bilemiyorum. Oo dolap çok küçük bu arada. Nasıl sığacak benim eşyalar buraya? Hostelin bakar mısınız banyosuna? Abi saç bakım ürünleri, cilt bakım ürünleri, şampuanlar, deodorantlar, parfümler, tıraş bıçakları. Ne ararsanız var ya. Birbirinden güzel. Oha. Bu kadarını daha önce gerçekten görmemiştim arkadaşlar. Çok iyi. Saçma bir fön çekeyim gelmiş gel. Oo. Güzel buz gibi. Aynı hamam gibi ha bizim yani Türk hamamları gibi. Odayı göstereyim size. Nerede bizim oda? Burası. 2023. 27. 11 2023 alıyorum. Evet. Benim yatak burası arkadaşlar. Bakar mısınız içeriye? Böyle bir hostel ve hiç kimsecikler de yok. Bomboş. Şöyle içeriye girelim bakayım ışığını bir yakalım. Odanın içi bu kadar. Gördüğünüz gibi 1.75 falan bir boy var. Işığı yakamadım bir türlü. Şuraya bir ayna koymuşlar. Küçük bir televizyonumuz var. Şuradan klima var. Soğuk, güzel hava geliyor. Bir tane aydınlatma lambası koymuşlar. Küçük bir de burada menü var. Radyo. İçerinin ışığı falan ayarlanıyor ama şu an çalıştıramadım ben bunu. Nasıl çalışıyor anlamadım. Bakarız ona birazdan. Şu düğmeler çalışmıyor çünkü arkadaşlar.
Bunun çalışması lazım. Bir tuhaflık var bu işte. Neyse, hadi bakayım. Şu üst kata çıkalım, bir de savunmayı göstereyim size. Ve burada yastık menüsü var. Gelip burada istediğiniz yastığı da alabilirsiniz. Yumuşak, kalite kalite. Üst kata çıkalım. Her odada 100 tane yatak var ortalama. Şura neymiş? Burası da tuvalet. Tuvaleti de göstereyim size ya. Japon tuvaletleri hiç göstermedim. Pisuvarlar, erkek bölümü. Japon tuvaletleri, ısıtmalı, mısıtmalı, yıkamalı. Tertemiz sistem. Vakumlu. İçeri ayakkabıyla terlikle giremiyorsunuz. Girişte ayakkabılarınızı bırakmak zorundasınız. Bakın adamlar steril tarak bile koymuşlar ya burada. Parıl parıl. Ücretsiz bir şekilde hepsini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten Miko. Burası da saunaların olduğu kat arkadaşlar. Aynı zamanda kuaför alanı var. Dondurma makinesi var. Şu ne abi? Geniz açıcı, süt müt var. Meji diye. Hamam, sauna. İçeride abilerimiz çıplak. Burada çünkü bütün olay bu. Herkes çıplak giriyor içeriye arkadaşlar. Gelip burada havlularını falan bırakıyorsun. Kilit dolaplar var, lakırlar var. Çok iyi ya ortam. Herkes çıplak. Jacuzzi'nin içinde. Ben öyle şeylere karşıyım. Kesinlikle girmem yani. İçeri sen giremiyoruz. Millet çıplak olduğu için kayıt almak yasak arkadaşlar. Şurada bulursam bir iki görsel koyarım. Çok tuhaf ya. Hadi dışarı çıkalım. Bir karnımızı doyuralım. Sonra o zaman pek geçir edelim birlikte. Otele yerleşecek arkadaşlar. Mahalleye çıktım hemen. Direkt Google haritalara kebap yazdım. İlk çıkan dükkana geldim. Çok güzel. Bir lokantaymış burası. Abimiz müthiş bir tabak hazırladı bana. Karışık tabak söyledim şöyle. İçerisinde humusu, döneri, tavuğu, pitası, salatası, patlıcan kızartması. Abi ne ararsan var. Ne ararsan var. Fiyat 9 dolar arkadaşlar. Şaka gibi. Burada bir kilo yemek var. En az 2 kişi doyar bununla. Çok açım. Çok açım yani, yolculuk yaptık. Yolculuk yapınca beni biliyorsunuz, kendimi kaybediyorum. O yüzden ödüllendirmem lazım. Acil hemen serotonin yüklemesi lazım. Bunu Türkiye'de kokoreçle yapıyordum. Şırdanla yapıyordum. Adana şırdanıyla. Ender babaya selam olsun buradan. Ender mutfakta. Çok özledim Adana'yı. En kısa zamanda Adana yapacağız inşallah tekrardan. İşte yurt dışında da artık böyle dönerle, falafelle ne yapalım, idare ediyoruz. Of, döner çok kimyonlu ya. Ne yapalım? Mecbur. Humus güzelmiş ama. Şöyle mekanı göstereyim. Adı Sababa diye bir yer. Bakın bir şey diyeyim mi? Yurt dışında yediğim en güzel humusu yedim. Harikaydı yani. Döner çok hoşuma gitmedi ama falafel ve humusu harbiden adam müthiş yapmış ya. Eline emeğine sağlık. Gelirseniz mutlaka ziyaret edin. Hemen şehir merkezinde baklava da yapıyordu. Dedi ki orijinal Antep baklavası yapıyorum. Dedim ver abicim bir dilim baklava sallayalım. Baklava da çok iyiydi. Bir dilimi 2 dolardı. Yemek de 9 dolar. İşte 12 dolara aç karnımızı doyurduk. Evet, şimdi Osaka sokaklarındayız. Biraz buraları turlayalım. Size etrafı gezeyim arkadaşlar. Çok renkli, ışıl ışıl parlayan bir şehir Osaka. Gelir gelmez gerçekten aklım başımdan aldı. Bu sokaklar böyle daracık, birbirine paralel. Yaklaşık 12-13 tane cadde böyle. Burada da takoyaki var. Japonya'nın meşhur lezzeti. İçerisinde bunun ahtapot oluyor arkadaşlar. Böyle yumurtayla, peynirle. Mükemmel bir lezzet. Hello. Hello. What's inside? Is octopus? Octopus. Only octopus. All octopus. How much? 8 piece 600. 600. Oh, okay. 8 tanesi 600'müş. O da 4 dolar falan yapıyor. Okay, thank you. Arigatoymas. Karnım tok abi. Yoksa seviyorum ben onu. Sürekli de yiyorum. Tayland'da falan da güzel yapıyorlar. Şimdi sokaklarda şu olay çok dikkatimi çekti. Fotoğrafçılar var. Mesela buraya geldiniz mi aç kalmazsınız abi. Fotoğraf makinesi al gel. İnsanların burada fotoğrafını çek. Çok güzel para dönüyor bu işlerde. Görüyor musunuz? Aile fotoğrafı. İşte kostümlerle, kıyafetlerle. Şurada kıyafet kiralıyorsunuz arkadaşlar. İşin açığı bu yani. İstediğin kıyafeti giyiyorsun. Burada da gelip sonra fotoğrafını çekiyorlar. Fotoğrafçı abilerimiz. Çok iyi değil mi? Sistem müthiş. Böyle onlarca fotoğrafçı var. Bu binanın önünde duruyorlar. Ne burası? Katlı otopark mı ne? Apartman dairesi galiba. Bakın. Burada da aynı şekilde kiralıyorsunuz. Kız mesela böyle 1970'lerde gibi giyinmiş. Yamazaki'nin torunu. Fotoğrafını çekiyor burada abilerimiz. 3-4 tane fotoğrafçı aynı anda çalışıyor. Burada hem satın alma var hem kiralama var. Tişörtler 500 kağıtmış. Şortlar 750. Pantolon diyor
1500 kampanya varmış, yarı yarıya düşürmüşler. İkinci el kıyafetler. Çok da güzel eserler var. Bakar mısınız? Burada yine aynı şekilde locker'lar, kilit dolaplar. Geldiniz oteller çünkü çok geç check-in yapıyor ve bagaj kabul etmeyebiliyorlar erken saatte. Çantanızı bırakıyorsunuz buraya arkadaşlar. Atıyorsun içine 200 kağıt. 24 saat boyunca kullanıyorsun. Bu sistem çok iyi. Bunu gerçekten bütün ülkelerde görmek lazım. Ve uygun fiyat olması lazım mümkünse. Emojiler çok fazla var. Burada yine o zibidiler hayattan umutlarını kesmişler. Karanlık bir dünya içinde yaşıyorlar. Osaka onların tam merkeziymiş aslında. Şimdi denk gelirse göstereceğim size. Bakın mesela burada yine siyah giyinen emojiler var. Afrikalı siyahiler çok fazla görüyorum sokakta. Güvenli bir yer. Zaten Japonya'da güvenlikle ilgili sıkıntı yok diye biliyorum hiçbir şehrinde. Duymadım yani öyle bir şey. Varsa da birileri bilen bizi aydınlatsın. Oralara gidip size gösterelim arkadaşlar. El Rodeo. Vay vay vay. Latino, İspanyol, Mexicola. Severiz Latin kardeşlerimizi. Özledik Latin Amerika'yı. 3-4 ay sonra döneceğiz Latin Amerika'ya. Havaların ısınmasını bekliyorum Arjantin taraflarında. Havalar ısınınca hemen biletlemelerimizi yapacağız. Bütün 10-15 tane bileti alacağız. 30 günde bir şafak operasyonuyla Latin Amerika'da son 12-13 ülkemiz kaldı. 48 saatte bir ülke değiştirmek şartıyla girip çıkacağız abi. Hızlı bir şekilde bitireceğiz. Artık çünkü hızlı gezmek istiyorum. Çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum gittiğim ülkelerde açıkçası. Oo, kıyafetlere bakın. Benim de aslında bir tane böyle bir şeye ihtiyacım var da. Bunlar çok kalın ya. Çünkü bundan sonra gideceğimiz yerde biraz havalar sıcak. Bu bizi terletir abi. Yakar. Yüreğimizi yakar harbiden. Evet, evet. Sokaklar. Rengarenk sokaklar. Kıyafetçiler, üniformacılar, kostümcüler. Babalar herkes burada. Herkes semtte yerini almış. Ortalık 56. Akşamları buralar patlıyormuş bu arada, haberiniz olsun. Bir gece hayatı videosu yapar mıyız? Ne dersiniz, ister misiniz? Şöyle semtte bir gece inelim. Gençlerle iki sohbet edelim, röportaj yapalım. Uzun zamandır yapmıyoruz. Gençlerin bir fikirlerini, hedeflerini, hayallerini öğrenelim. Bakın buradalar işte, emojiler toplanmışlar sokakta. Burası da alışveriş merkezi Osaka'nın. Merkezi yerlerinden bir tanesi. 6-7 katlı shopping mall. Kızlar, yüreğim sızlar. Tuhaf tuhaf bakıyorlar kameralara. Ah, sorry. Çok değişik giyiniyorlar ya. Mesela burası biraz daha böyle şey, modern kıyafetli. Tokyo'da çok eski giyiniyorlardı. Kadınlar, erkekler, herkes. Burası biraz Avrupa'ya özentisi sanırsam. Japon keki arıyorum. Şöyle tatlı niyetine bir Japon keki bulursak, Japon keki yemek istiyorum. Levi's, made in Japan. Oo, Japonya'dan üretim yapıyormuş. Çok pahalı olur o zaman burada ürettiriyorsa. Vietnam'da falan yaptırıyorsa ucuz olur. Duvarlarda böyle çok güzel sanat eserleri, çalışmalar var. Bakar mısınız? Sanatçı burada acaba bize ne anlatmak istemiş? Ne anlatmak istemiş? Barış demiş. Peace. McDonald's gibisi yok. Dayılar ne yapıyorsunuz burada ya? Oo, egg cheese'ler falan, cheese tartlar. Çok sıra var ama ben bekleyemem sizin sıranızda, kusura bakmayın. Şimdi Shinsaibashi. Kapalı çarşı gibi bir yere geldik arkadaşlar. Karşılıklı bir şekilde böyle. Biraz burada turlayalım ne varmış. Bayağı modern ya Osaka. Ne diyorsunuz? Sizin ilk izlenmeniz nasıl arkadaşlar Osaka'ya karşı? Ben beğendim. Beni soracak olursanız gelir gelmez hoşuma gitti yani. Burada dünya markaları var, Şampiyonlar Ligi. Lacoste'lar, Louis Vuitton'lar, Gucci'ler, Randa'lar, Brandy'ler. Ay vay 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 vay. Oo, KitKat. Bunu çok merak ediyordum. Bakın KitKat'ın bütün çeşitleri var burada. Böyle mini mini. 200'müş mesela, 1 dolar 30 sent. Bundan alacağım. Bakın bundan alacağım. Şu çilekliyi de merak ediyorum. Bu da denenebilir. Başka neli var? Matcha'lı var. Matcha biliyorsunuz ki Japonya'nın milli yiyeceği. Şurada sade var. Burada matcha ve çikolata var. Burada yulaflı var. Bak bu da çok ilginç. Bitterli var. Milk tea'li, sütlü çaylı var. Yine milk tea'linin başka bir çeşidi var. Macadamia fındıklı çikolata. Bu da çok güzeldir, lezzetlidir. Bunu bazen ülkelere denk gelirsem alıyorum. Macadamia fındığı diye bir şey. Aynı normal fındık gibi. Konnichiwa. Burada neler varmış? Premium chocolate, çikolata. 500 kağıt. 3 dolar. Oo, kurutulmuş meyveler.
Aa çok iyiymiş bak bu, ha bundan alabiliriz arkadaşlar. Şu ne abi, maske mi? Jelibon gibi bir şey bu da. Abi KitKat'ımızı aldık, bir paket attım çantaya. Onun için birazdan bir gömme yaparız, şöyle bir oturalım bir yere, bir sakinleşelim. Biraz sindirelim, yemek yedik çünkü. Midem şu an var ya, patlıyor. Saat de erken 5, zaten bu saatten sonra yemiyorum ben. Son yemeği günün 5'te 6'da bitiriyorum. Çünkü gece yemek çok riskli. O yüzden zaten zayıfladım ben, gece yemeğini bıraktığım için. Adidas, dünya markaları. Fiyatlar %10-15 dünya piyasasına göre uygun burada dünya markalarının. Bak, bak İspanyol mağazası. Gömleğin güzelliğine bak. Kobra derisi misin ben mübarek? El Bagus yazmış üzerine. Babuş. Bura ne abi? Ha yine market, coffee shop, eczane. Bizim KitKat aldığımız az önce. Paketin aynısı. KitKat Nazım'ın yeri. İyi bir kılıç ustası arıyorum. Şöyle size kılıç, samuray kılıçlarının yapımını göstermek istiyorum. Arkadaşlar. Onun için de sadece özel bir bölüm çekeceğim yani. Sadece samuray kılıcı. Oo bu pazar bayağı büyükmüş. Bakın benim yeni valiz. Ben de bundan alacağım bir tane. Seyahatlere bundan sonra böyle devam edeceğim. Hem küçük kabin bagajı oluyor, hem de aynı zamanda skuter üzerine verip yürüyüp devam ediyorsun. Şu sokakların güzelliğine bakar mısınız? Işıl ışıl, cıvıl cıvıl, pırıl pırıl. Çok güzel gerçekten. Herkes bisikletini almış. Keyifle sokaklarda seyri sefa yapıyorlar efendim. Buradaymış ya. Duty free. Ha, bunlar şey, havalimanında unutulan ürünler. Türkiye'de de var ya. İhaleyle alıyorlar. Sonra uygun fiyata satıyorlar. Çok da uygun değil de işte. Milletin altında öyle bilinçaltı yapıyorlar. Kandırıyorlar. İş güvenliği biliyorsunuz ki Japonya'da çok önemli. Bakın burada bir tahliye süreci var. Etrafını böyle kum torbalarıyla çevirmişler. Konnichiwa. Görüyor musunuz abi iş güvenliğine? Japonlar harbiden bu konuda çok saygılı. Konnichiwa abi. Shingijun Askeras. Excelor. İkinci cadde Lumble Store diyor. Evet şimdi çok meşhur bir yere geldik yine. Bak tıklım tıklım. Köprü görüyor musunuz? Burada koşan adam diye bir herif var. 1935'ten beri onun bir posterini yapmışlar, görselini duvara. Herkes gelip önünde çığlık atıyor. Fotoğraf çektiriyor, video çektiriyor. Biz de bir bakalım abi çığlık atmaya değer mi? Eğer değerse ben de bir çığlık basacağım. Tuhaflar vallahi ya. Japonlar da Çinliler gibi aynı. Sürekli fotoğraf çekiyorlar, sürekli. Taksilere bakın, taksilere. Işık yandı kırmızıdayken kimse karşıdan karşıya geçmiyor. Şurası Soymunchow. Yine restoranların, barların ve pavyonların olduğu bir cadde. Evet, geldik Glicon'un anıtının olduğu yere. Duvarda görüyorsunuz görseli. Gideceğiz şimdi biz de. Geçelim ya. Bu işin yancağı yok. Zaten herkes geçiyor. Anime kızlar burada. Herkes şimdi burada fotoğraf çektiriyor. Bakın. Ellere hareket, ayaklara bakın. Evet. Meşhur. Glico. Rengarenk. Burası da şey. Tokyo'daki Shibuya'ya benziyor diyebilirim. Merkezi nokta. Burada gelip işte fotoğraf çektiriyorlar. Video çektiriyorlar. Anı defterlerine bir imza atıyor insanlar. Şurada fotoğraf çekme yeri var. Mavi renkli bir parkur. Para verip giriyorsun. O bantların aynı şeyi var orada, hizası. Orada fotoğraf çektiriyorsun abi. La la la. Nereye geldik ya böyle? Kamikaze'nin olduğu sokağa mı geldik ne? Dotonbori. Şu Dotonbori'ye bir gidelim bakalım. Karşıda rengarenk bir sokak gibi gözüküyor. Burada ne yapıyorlar? Tapioca mı? Evet, tapioca yapıyor abim. Atapotçu. Meşhur bir yer galiba. Kukuru diye bir mekan. Bayağı kalabalık var önünde. Gerçi burada meşhur olmasının bir anlamı yok. Her yerde de aynı şekilde kuyruk var. Bak. Burada adam para basıyor. Bu da burada sinek avlıyor. Tapioca. Oo. Atapotlar, matapotlar pişiyor içinde. Bu neymiş? Oreo'lu. Churros ve 10 yen tatlısı diye bir şey var. İçerisinde de cheese varmış, peynir. Alalım ya biz de bir tane. Gelmişken arkadaşlar. Aa şöyle bir şeymiş. Abinin elinde var pancake. 10 yen tatlısı. Merak ettim ya.
güzel bir şeye benziyor. Işıklar çok patlıyor ya burada. FPS ile ilgili çok ciddi sorun yaşıyoruz. Şurada bir bakery var yan tarafta. O da şey yapıyor, egg tart. Vallahi orada arkadaşlar anons yaptılar. Bir 15 dakika bekleyeceğiz diye. Ben bekleyemem o kadar. Şurada egg tart var. Egg tart deneyeyim arkadaşlar. Güzel bir şeye benziyor. Kaç paraymış tanesi? 300'müş tanesi. Güzel abi. 2 dolar. Temiz. Bir tane alalım şuradan sıcak sıcak. Vuralım. Şöyle tansiyonumuz, şekerimiz yerine gelsin. Hello, can I take this one? One. Egg tart one. Here. Here. Thank you. Yes. Of çok iyi gözüküyor ya. Krem brûlée de varmış burada. Apple pie de varmış. Aman Allah'ım. Kendimi zor tutuyorum. Burada maronlu, green tea'li, strawberry'li ve karamellisini de yapmışlar. Bakın inovasyon. Türkiye'deki yapan esnaf kardeşlerim. Çikolatalısı var. Pumpkin'li, kabaklı. Okay, arigatou. Bizim mal hazır burada. Ceviz. Thank you. Mal ceviz. Güzel, fena değil. Evet. Şimdi Namba'dan biraz uzaklaştık. Dotonbori'ye geldik. Şu karşı sokağa bir gidelim bakayım Dotonbori'ye. Ne varmış orada birlikte görelim. Oo, caddeye bakın. Rengarenk ha arkadaşlar. Işıl ışıl. Vallahi memleket çok iyi. Çok güzel. Binalara bakar mısınız? Beğendim Osaka'yı. Çok güzel bir vibe'ı var. Enerjisi var. Keyifli. Sokaklar, insanlar güzel. Samimi. Yeşil yandı. Geçebiliriz abi. Kazinolar, kumarhaneler. Öyle bir yer varsa oralara da gidelim. Onları da gösterelim sizlere. Güzel bir gece hayatı bölümü yapalım arkadaşlar. Ve Dotonbori'deyiz. Dotonbori, Motonbori, Hombutabori, ho ho ho. Işıl ışıl. Evet, Dotonbori'deki o meşhur sokağa geldik. Bunlar genel evlerin, kiralık saatlik odaların olduğu bir yer arkadaşlar. Yani görüyorsunuz ahlaksız ahlaksız şeyler var odaların içerisinde. İnsanlar işte burada gelip Japonya'nın gerçek kültürünü görüyorlarmış. Japonya dediğimiz buymuş yani. Ben çok şaşırdım gerçekten. Bir önceki bölümlerde de göstermiştim Tokyo'da. Bakın burada da aynı şekilde erkek spası var. İçeride farklı farklı hizmetler dönüyor. Yani terbiyem müsaade etmiyor daha fazla detaylı anlatmaya ama siz anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Japonya çok farklı bir dünya. Bunların hepsini teker teker anlatacağız videolarda. Deşifre edeceğiz. Şimdi gelen herkes renkli yüzünü gösteriyor. Benim olayı biliyorsunuz. Ben gerçekten anlatmayı severim. Ve bu kardeşiniz elini taşın altına koyup her şeyi anlatacak bir sonraki bölümlerde. Beklemede kalın. Burada ne varmış? Masaj salonu mu? Blanco Dong Black. 90 dakika diyor. 1980, 14 dolar. Saatlik şey mi burası da yine? Kiralanabilir oda mı? Aynen. Burası da yine mutlu son hizmeti veren otellerden bir tanesi. Gelip saatlik, dakikalık falan kiralıyorsunuz. Sala del Rey. Evet, hava kararıyor yavaştan arkadaşlar. Akşam oluyor. Otele doğru geçelim. Ben de bir montumu alayım yanıma. Bir gece hayatı bölümü çekelim. Çünkü akşam 12-13 dereceye kadar düşüyor. Soğuk oluyor baya. Tachinomi Tagakiya. Yarın arkadaşlar Kyoto'ya gideceğiz. Bir de Nara'ya gideceğiz. Oraları da göstereceğim size gelmişken. Bir gün içerisinde 3 tane şehir değiştireceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz? Biraz yorulacağız ama sizler için var ya, feda olsun bu beden. Yoruluruz, no problem abi. Evet, emoji kardeşler. Ne yaparsınız be ya? Çok güzel. Şu aydınlatmaları falan çok seviyorum. Şunlar da geleneksel Japon lambaları. Bu hatırlarsanız Vietnam'da Hoi An diye bir şehire gitmiştik. Müdavim takipçilerimiz iyi bilir. Orada vardı lantern lambalar. Aynı onun gibi. Sokakları böyle rengarenk parlatmış bu arkadaşlar. Evet, Japonlar yaşamayı seviyor. Yemeği içmeyi seviyor. Eğlenmeyi seviyorlar abi. Çılgınlar gibi yiyorlar, içiyorlar. Alkolün dibine vuruyorlar. Bir de çok zayıflar. Ben onun neden zayıf olduğunu buldum. Şimdi burada yemek porsiyonu aslında büyük. Ama çubukla yediğin için bence küçük küçük yiyorsun ya. Doyuyorsun abi yemeği bitiremeden. Ondan dolayı kilo almıyorsun. E biz ne yapıyoruz? Kaşıkla vuruyoruz baba. Kaşık yetmiyor. Büyük kepçeyle giriyoruz bazen çorbaya morbaya. Çok yemek yiyoruz. Ondan dolayı çok kilo alıyoruz. Ona bağladım. Burada mesela 2 kilo falan zayıfladığımı hissediyorum şu an Japonya'da. Bizim de acilen bu çubuk sistemine geçmemiz lazım. Bence. Bura ne? Sushici.
gyoza ve sushi yapıyor. Gyoza da geleneksel mantıları bu arkadaşların. Evet, yine geleneksel sokak lezzetlerinin olduğu bir kapalı çarşıya geldik. Burada da böyle ufak restoranlar, kebapçılar, pilavcılar, balıkçılar falan var. Yine set menüler falan satılıyor. Bakın burada bir Wagyu restoran var. Orijinal Wagyu mu sanmam. All you can eat'miş. Sınırsız. Ne kadar? Kişi başı 4500 yen. O da 30 Amerikan doları yapar. Hepsi Wagyu'ymuş. Ama orijinal Wagyu değildir. Orijinal Wagyu'nun kilosu çünkü 300 dolar, 400 dolar, bazen hatta 1000 dolara kadar çıkabiliyor. Bakın bu set menüleri de her yerde göreceksiniz. Bunu her videoda gösteriyorum ki bilginiz olsun diye arkadaşlar. Çünkü bir önceki bölümü izlemeyenler olabiliyor aramızda. 880 lira, 6 dolar. Yanında pilavın var, tatlın var, sarımsağın var, zencefilin, çorban, miso supun var, somon balığın var. Karnın doyar. Burada yine makarel balığı var, filetosu var. Şu ne abi? Ahtapot tavamı. Burada yine makarel var. Şurada da red snapper var. Hepsi aynı. 890, 900, 950. Yani 6 dolara, 7 dolara karnın doyurabiliyorsun. Burada da bira 150 tanesi. O da 1 dolar falan yapıyor. Çok güzelmiş bakın bu sokakta. Burayı da beğendim. Rengarenk ya, ışıl ışıl. Yani şu Japonca yazılar falan acayip hoşuma gidiyor. Eminim siz de beğeniyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz Japonya hakkında arkadaşlar? Nereden baksanız 2-3 bölümü geride bıraktık. Sevdiniz mi Japonya'yı? Hangi şehri sevdiniz? Tokyo mu yoksa Osaka mı? Bence benim için şu an Osaka Tokyo'dan bir tık daha önde. Çünkü ben metropolleri çok sevmeyen bir insanım. Orası bana böyle İstanbul'un 5 katı büyük bir metropoli anımsattı. Ben ada hayatına aşığım. Ama yine bir yeri beğenmek zorundaysak eğer, orası bence şu anlık Osaka. Tabii Kyoto'yu, Nara'yı falan görmedik. Oraları görünce fikrim değişebilir. Beni bilirsiniz. Burası neler? Ha, kazinolar. Oyun makinelerinin olduğu yer. Çekim yasak bunlarda içeride maalesef. Çekim yaptırmıyorlar. Direkt girdiğim an enseleyip dışarı atıyorlar arkadaşlar. Polis abilerimiz. Asayiş Berkemal. Asayiş Berdava. Karidesler, kalamarlar. Yeter artık, yemek göstermek istemiyorum. Vallahi sıkıldım ha. Çok güzel yemekleri var bu arkadaşların. Bunları şöyle yapalım. Bir bölüm çekelim sadece Japon sokak lezzetleri diye. O yemekleri yiyelim, içelim. O şekilde anlatalım. Bak abim burada takoyaki yapıyor. Ahtapotlu. Takoyaki, right? Hmm. What is inside? Only octopus? Or vegetable? Vegetable and milk. Ginger. Green onions. Wow. Nice, good job. Have a nice day, thank you. Bye bye. Ginger varmış içerisinde, zencefil, yeşil soğan ve süt ve aynı zamanda pankek kreması. Bura ne abi? Sinema mı? Açık hava sineması mı? Doguya Suji diye bir caddeye geldik şimdi de. Vay 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 vay. Bir tane semt pazarı çekelim ya. Hiç çekmiyoruz daha uzun zamandır. Anladın, bir ay oldu neredeyse arkadaşlar. Japonya'nın çünkü meyve sebze pazarları, balık pazarları falan meşhurdur yani arkadaşlar. Dünyaca ünlüdür. Gösterelim onlara da gelmişken. Orada gitmemek olmaz. Şu Doguya Suji'ye bir girelim bakayım. Ne varmış burada? Ha, burası da hediyelik eşyacıların, takıcıların ve kıyafetçilerin olduğu bir yer. Kimonolara bakın. Şunlar kadın kimonosu. Hala giyenler var. Bu da erkek kimonosu. Güzel ha, takım elbise gibi aynı. Ben de alayım mı aslında bir takım, onu giyip gezeyim kimonoyla. Asya turnuvaya tamamlayayım. Ne dersiniz? İnanır mısınız? Hiçbir ülkeden bir şey yok yanımda yani. Alamıyoruz çünkü ağırlık oluyor. Atıyoruz sürekli. Sadece kıyafet alıyorum. O da giyeceğim şeyleri alıyorum. Zaten o da 3-5 defa yıkatınca beyaz aldıysan griye dönüyor. Griye aldıysan yırtılıyor. Çöpe gidiyor. O şekilde işte kendimi mutlu etmiş oluyorum. En azından videoların içinde hatıralar kalıyor, kıyafetler falan giyerken. Burası neymiş? 1965. Oo, sushi Namık Usta'nın yeri. Kardeşim nasıl da yapıyor ha sushileri. Bir sushi ustası minimum 15 senede yetişiyormuş arkadaşlar. Bunu biliyor muydunuz? Yani 15 sene bu işi yapmayan adam sushi ustasıyım demiyormuş burada. Derse büyük saygısızlık anlamına geliyormuş. 15 sene çalışman gerekmiş sushi ustasıyım diyebilmen için. Vay vay vay. Bizde herif 2 ay çalışıyor, kebapçı ustasıyım diye hemen kendini pazarlıyor. Günlük 1000 lirayı övmeyeden. Burada da tahta kale tarzı. Mutfak aletleri, ev gereçleri, profesyonel ekipmanlar falan satılıyor. Aynen abi, tahta kale gibi bir yere geldik harbiden.
Evet, bu videomuzu da burada kapatalım arkadaşlar. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Sizlerin yorumları sayesinde daha çok kişiye erişip daha fazla motive oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tokyo'nun Osaka şehrinden herkese selamlar, saygılar, sevgiler.